Yani A4'ten bir tık küçük. 440 gram demiştik. Hem hafif hem de gerçekten tek elinizle bile tutabiliyorsunuz. PDF okuyabilirsiniz. Bir şeyler okuyabilirsiniz çok rahatlıkla. Çünkü içerisinde benim çok hoşuma gitti bu. E-kitap modu var. O yüzden bir tık daha öğrenci tableti olmaya da yatkın, uygun da bir fiyatı olduğu için önerilebilir bence. Morsan herkese yeniden merhabalar. Bugün yanımda Huawei MatePad SE modelimiz var. Uygun fiyatlı bir tablet incelemesi yapmak istedim açıkçası. Okulların açılması buna bir etkendi ama bu tablet sadece çocuk veya öğrenci tableti olarak değil, normal, genel bir günlük kullanım içinde kullanabileceğiniz veya ikinci bir ekran olarak kullanabileceğiniz bir tablet. Boyutu küçük, oldukça hafif. Şöyle kutuya bakalım. Kasım 2022'de tanıtıldı bu SE modeli. Tabii çıkması falan 2023'ün Ocak ayını buldu piyasaya sürülmesi. App Gallery destekliyor. 10.4 inçlik bir büyüklüğü var tabletimizin. Şuradan açıyoruz tableti. İçinde bir tık şarjla geldi ama ben yine de çıkartıp şarj ettim. Şöyle bir görüntü karşılıyor bizi. Buradan çektiğimizde poşetinden tabletimiz çıkıyor. İlk bakışta gayet kaliteli ve güzel gözüküyor tablet. Açıkçası tasarım itibariyle çentikleri biraz kalın ama yine de bana iPad Air'in M1 çipli olan versiyonunun hatırlattığı tasarım olarak arkadaki kamerası bile oldukça benziyor. Ön kamerayı şuraya koymuşlar. Yani demek oluyor ki bu bir tık daha böyle görüntülü görüşme vesaire gibi şeylere ağırlık veren bir tablet ama ben gerçekten hiç sevmiyorum. Yani burada kamera olmamalı. Kamera dediğin şurada tepede olur. Hemen burada bir açma kapama tuşu, üstünde ses tuşumuzu görüyoruz. Şurada bir stereo girişimiz var. Onun haricinde burada iki tane hoparlör çıkışı var ama içinde iki tane hoparlör bulunuyor ve bu hoparlörler Huawei Hisilicon 8.0 teknolojisiyle bezenmiş. Herhangi bir şekilde sim kart girişi vesaire yer almıyor. Hafıza kartı destekliyor. Type-C bir giriş var burada. Genel itibariyle dışına baktığımızda söyleyeceklerimiz bunlar. Arkada Huawei yazısı yine yan şekilde konumlandırılmış. Ayrıca şu kısmı böyle bir matlık vermişler. Renk farkı vermişler. Tasarım olarak açıkçası güzel. 440 gramlıkta bir ağırlığı var. Oldukça hafif olduğunu zaten söylemiştim. Şimdi kutunun içinden kalanlara hemen bir bakalım hızlıca. Evet, bir kutudan adaptörümüz çıkıyor. Hızlı şarj desteklemiyor. Normal dümdüz bir adaptör. Şurada sim kartı için bir sim kart çıkartıcı adını bilmiyorum. Ondan koymuşlar ama sim kart için değil aslında. Şu hafıza kartı yuvasını açabilmemiz için. Şöyle kullanım kılavuzu vesaire, işte garanti belgesi ve tabii ki buradan bir de Type-C kablomuz çıkıyor. Bir ucu Type-C, diğer ucu Type USB. Yaklaşık olarak yarım metre, 1 metrelik bir uzunluğa sahip. Şimdi şöyle kutuyu komple kaldırıyorum. Sim şeyini de kaybetmeyelim de. Kutuyu şöyle kaldırdım ve tabletimizle artık baş başayız. Tabletin herhangi bir şekilde kurulumunu yapmadım. Şuraya şöyle bastığımızda zaten şu şekilde açılmaya başlıyor tablet. 32, 64 ve 128 GB'lık depolama seçenekleri var. Evet. Bu depolama seçeneklerine göre de RAM miktarı değişiyor. 32 GB'lık model için 3 GB'lık bir RAM varken 64 ve 128 GB'lık modeller için 4 GB'lık bir RAM kullanıyor. Her birinin fiyatını ayrı ayrı videonun sonunda söyleyeceğim zaten. İlk başta şöyle bize dil seçtiriyor. Şimdi ben hızlıca tabletin kurulumunu gerçekleştireceğim. Sonrasında teknik özelliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kurulumumuzu gerçekleştirdik. Şu anda tabletimiz tamamıyla kullanıma hazır. Kutunun içinden çıktı. Henüz ekstra hiçbir uygulama indirmedim. Dikey şekilde de kullanabiliyoruz. Ben sürekli böyle yan tutuyorum ama bu şekilde de kullanıma uygun. Bu arada hızına da baktığımızda bence gayet hızlı hareket ediyor. Şimdi incelememize başlayacağız daha ayrıntılı olmak üzere ama video boyunca bütün söyleyeceklerimin uygun fiyatlı bir tableti incelediğim için söylediğimi unutmayın mümkünse. Şimdi isterseniz ekran kısmıyla başlayalım. 10.9 inçlik bir ekran olduğunu söylemiştim zaten. 2000'e 1200 piksel yani 2K bir çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda da 225 ppi'likte bir piksel yoğunluğunu destekliyor. Otomatik parlaklık özelliği bulunuyor ekranımızda. Ekranda daha birkaç özellik daha var. Onları bir tık daha ileride anlatacağım. Şu ana kadar verdiğim veriler uygun fiyatlı bir tablet için gayet ideal veriler. Tabii ki LCD bir ekran kullanıyor. Yani AMOLED bir ekran kullanmasını bekleyemezdik bu fiyattaki bir tabletten. Görüntü anlamında bence gayet hoş. Şöyle parlaklığını bir tık arttırmak istiyorum. Evet, parlaklığı da arttırdığımda şu şekilde bir parlaklık sağlıyor bize. Dediğim gibi parlaklık, yoğunluğu vesaire piksel dereceleri uygun fiyatlı bir tablet için gayet ideal. Kameralarımıza bakacak olursak bu kısımda 5 megapiksellik bir kamera görüyoruz. 1080 piksellik video çözünürlüğüne sahip. Ön taraftaki kameramız ise 2 megapikselle sınırlı ve 720 piksellik video kaydı yapabiliyor. Yani bu demek oluyor ki siz görüntülü görüşmeleri 720 piksel üzerinden gerçekleştireceksiniz. Açıkçası kamera performansı bir tık düşük. Hatta şöyle hızlıca bir deneyelim de. Performansı düşük kameranın, fakat uygun fiyatlı bir tablet incelediğimizi unutmayalım. Şimdi burada da gayet güzel bir aydınlatma var ve o şekilde çekim yapacak. Açıkçası çok hızlı çekiyor bu arada ama 2 megapiksellik bir çözünürlük olduğu için oldukça düşük. Zaten kameranın burada düşeyde yer alması da bir sıkıntı. Yani şöyle nereye bakacağını şaşırıyor insan. Bir de hemen hızlıca şöyle şey de deneyelim. Arka kameramızda deneyelim. Ön kamerayla arka kamera arasında 3 megapiksellik bir fark var ama bu çekim sırasında hiç kendini hissettirmiyor. İkisi de sanki 2 megapiksel kameralar gibi davranıyorlar. Tabletimiz 5100 mAh'lik bir batarya sahip. Bu da aşağı yukarı ne kadar kullandığınıza, nasıl kullandığınıza göre değişiklik gösterse de sizi bir gün götürebilecek bir performans. Tabii ki bütün gün oyun oynar, saatlerce videoları izlerseniz bu bir günü bulmaz. Daha kısa sürede şarjınız biter. Büyüklük anlamında okulda kullanılmak üzere bence gayet ideal. Çünkü şöyle bir göstereyim hemen. Yani A4'ten bir tık küçük. Şöyle de göstereyim. Boyut olarak tabii yani A4'ten bir defterden bu kadar küçük. Böyle bir farkı var. Tabii ki bazıları A4 boyutunda daha büyük tabletler daha çok seviyor. Onların 12 inç ve üzeri modellere yönelmesini tercih ederim ama bana soracak olursanız ben bir öğrenci olsaydım okulda kullanmak üzere bu büyüklükteki bir tablet benim için daha ideal olurdu. 440 gram demiştik. Hem hafif hem de gerçekten tek elinizle bile tutabiliyorsunuz. Kalemle yazı yazabilir miyim, not tutabilir miyim diye soracak olanlar için spesifik olarak bir kalem destekleniyor ama ben bu tip tabletler için kapasitif uçlu kalemleri öneriyorum. Ama bunlarla da yine de yazı yazma performansı çok düşük oluyor. Güzel notlar tutamayabilirsiniz. Fakat bunun yerine ofis programları ya da WPS Office, Huawei Docs gibi ofis programları kullanarak bir klavyeli tablet kılıfı satın aldığınızda buna ek olarak onların fiyatları genelde 400-600 lira arasında değişiyor. Belki daha uygunları da vardır. Satın aldığınızda yanınıza şu kadarcık bir laptop taşıyor gibi olacaksınız ve bu tablet derslerde not alma işleminizi kolaylaştıracaktır. PDF okuyabilirsiniz, bir şeyler okuyabilirsiniz çok rahatlıkla. Çünkü içerisinde benim çok hoşuma gitti bu. E-kitap modu var. E-kitap moduna geçtiğimizde direkt olarak ekran sanki bir e-kitap okuyucunun ekranına benziyor. Tabii ki aynı teknoloji değil ama bir tık daha az göz yorduğunu söyleyebilirim. E-kitap okuma modunu kullanarak bir sürü PDF okuyabilirsiniz. Öğretmenseniz de kullanabilirsiniz, işiniz için kullanabilirsiniz. Sadece günlük kullanım için de kullanılabilir. Evde bir tablet dursun, arada bir şeyler izleriz, bir şeyler okuruz, yolculuğa çıkarken olsun elimizde diye. Veya çocuklarınızı alabilirsiniz 32 GB olan versiyonunu. Çünkü o RAM miktarı çok büyük olmadığı için böyle ebeveyn kontrollü panellerde kullanılmak üzere gayet ideal olur. Çünkü içerisinde ebeveyn kontrollerini destekliyor. Çocuklar için oyunlar vesaire var direkt içerisinde. Bulunan ekran süresi sınırlandırabileceğiniz kısımlar da bulunuyor. Sağlam olması bir çocuğun eline vermek için iyi olduğunu gösterir. Kolay kolay bir şey yapamazlar. Bir ekran koruyucu taksanız bile gayet yeterli olacaktır. Çünkü materyal anlamında oldukça sağlam. İçerisinde aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 680 yerleştirilmiş. Bu da doğal olarak eğer 128 GB ya da 64 GB yani 4 GB RAM'li olan modellerden birini alırsanız içerisi çok rahatlıkla işte PUBG, Roblox gibi böyle oyunları oynayabilirsiniz. Çok aşırı derecede zorlarsanız tableti tabii ki zorlanacaktır. Ama bu tip böyle oyunları oynamak için günlük düzeyde ideal, gayet rahat bunları da oynayabilirsiniz içinde. O yüzden bir tık daha öğrenci tableti olmaya da yatkın, uygun da bir fiyatı olduğu için önerilebilir bence. Huawei MatePad SE modeliyle gayet güzel bir performans sergilemiş bana kalırsa. İçerisindeki bir iki özellikten daha bahsetmek istiyorum. Öğrencilerin özellikle sorduğu. Ekran ayırabiliyor musunuz? Evet, ekran ayırabiliyorsunuz. Yani bu ekranı ikiye bölerek bu tarafta bir PDF okurken diğer tarafta Word dosyası açarak bir klavyede alırsanız klavyeyi de kullanarak yazılar yazabilirsiniz. Mesela bir tarafta YouTube'dan bir ders videosu, anlatım videosu izler yazarken diğer tarafta not alabilirsiniz gibi ekranı ikiye ayırarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada eğer Huawei bir kulaklık, bir akıllı saat, bir telefon kullanıyorsanız diğer cihazlarla senkronize şekilde de çalışabiliyor. Zaten yazılım şu an içerisinde aktif olarak 3.0 ile birlikte geliyor. Yine aynı şekilde Huawei'nin son yazılımını kullanan bütün cihazlarla senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Ekosistem içerisinde de bağlantı anlamında iş görebilen bir cihaz. Buna ek olarak ekran mavi ışık filtresi ve gece modu da destekliyor. Bunlar zaten alışkın oldum. Zaten hemen hemen her tablette bulunan şeyler ama söylemeden geçmek istemedim. Dediğim gibi eğer çocuğunuza bir tablet almayı düşünüyorsanız ya da eve bir tablet almayı düşünüyorsanız ya da lise, üniversite öğrencisiyseniz ve bir laptop almak için yeterli bütçeniz yoksa ya da zaten istemiyorsanız laptop yerine tablet daha pratik ve kullanılabilir geliyorsa gayet uygun fiyatlı bir tercih olabilir Huawei MatePad SE. MatePad SE bu MatePad ailesinin en uygun fiyatlı olan versiyonuydu. Fiyatlarından da bahsedelim isterseniz şimdi. 32 GB'lık modeli şu an internette 3.500 lira gibi bir fiyata satılıyor. 64 GB olanı 4.400 liraya satılırken 128 GB olanı 4.200 liraya satılıyor. Böyle bir handikap var. O yüzden 64 GB almadan önce bir 128 GB'ın da o anki aktif online fiyatlarına da göz atmayı unutmayın. Belki bu değişir 2 gün sonra, belli olmuyor çünkü. Ama şu an böyle. Yani 128 GB 200 lira daha ucuz şu an aktif olarak. Burada tercihiniz hem depolama kısmında ne kadar ihtiyacınız olacak? Yani CapCut gibi uygulamaları kullanacak mısınız mesela? Depolama anlamında çok fazla buradan video çekmenizi önermem ama çektiğiniz videoları buraya aktardığınızda belki bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Amatör olarak çalışma yapmak isterseniz belki bunları kullanırsanız 128 GB'lık bir hafıza ihtiyacınız olabilir. Hafıza kartı ekstra destekliyor bu arada. Yani illa 128 GB almak zorunda da değilsiniz. Tercih tamamen size kalmış burada. Fiyatlar da bu şekilde. Eğer bu fiyat bandı sizin için çok düşükse bütçenizi bir tık daha yukarıya taşıyarak Huawei MatePad ailesinin diğer üyelerine de göz atabilirsiniz. Eğer istedikleriniz varsa yorumlarda yazarsanız belki yakın dönemde onları da inceleriz. Kanalımızdaki diğer tablet videolarına da muhakkak göz atın derim. Gayet güzel, uygun fiyatta başka tablet incelemelerimiz ve kendinden kalemli olan Samsung'un tablet incelemeleri de kanalımızda mevcut. Onlara da bakmayı o yüzden unutmayın. Tablet rehberi videomuzu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.